Yeniden merhaba arkadaşlar. Lab Akademi bünyesinde gıdalarda pestisit analizleri üzerine hazırladığımız sunum serimizin ikincisine hoş geldiniz. Serimizin ilk seminerinde pestisit nedir, ne amaç ile kullanılır anlamaya çalışmıştık. Artık analiz sürecine başlamadan önce analitlerin cihaz ve kolon şartları altındaki davranışları üzerine odaklanabiliriz. Bu bölümde ilk olarak analiz sürecindeki kromatografik cihazların tarihsel gelişimine bakacağız. Cihaz metodunun önemine değineceğiz. Ardından analitlerin likit ve gaz kromatografik MS dedektörlerdeki ayrımında ve kantitasyonunda maksimum faydayı nasıl elde edebileceğimiz üzerine yoğunlaşarak sunumumuzu tamamlayacağız. '60'lı yıllarda başlayan serüven, gaz kromatografisinde kapiler kolonların gelişimiyle pestisit analizlerinde çığır açmıştı. Başlarda var yok analizi olarak yapılan pestisit analizleri, kolon kaplama teknolojisindeki ilerleme ve fiziksel çapın incelerek kolonun seçiciliğinin artması ile düşük seviyelerde kantitasyonu da mümkün hale getirdi. Ancak polar, uçuculuğu düşük veya ısıya duyarlı pestisitler için halen çözüme ihtiyaç vardı. İmdada likit kromatografi yetişti. Özellikle 80'lerde UV ve floresans dedektörlerinin devreye girmesiyle ters faz sıvı kromatografisi pestisit analizlerinin vazgeçilmezi oldu. Dedektör hassasiyeti ve kolon ayrımlarının hızla gelişmesi analiz çeşitliliğini arttırdığı gibi dedeksiyon limitlerini de daha da aşağılara taşıdı. Ancak buradaki en büyük atılım kütle spektrometrisi ile geldi. MS teknolojisindeki gelişmelerin hız kazanmasıyla farklı yapıdaki pestisitlerin aynı anda analiz edilmesi sağlandı. Gerek kimyasal gerekse fiziksel yapıları farklı pestisitler için farklı ekstraksiyonlar yapıldığı gibi farklı dedektörlerde analiz ediliyordu. Çok da değil, çalışma hayatımın ilk senelerinde bir numunede pestisit analizi yapabilmek için 4 farklı cihaz ve 3 farklı ekstraksiyon protokolü gerçekleştiriyorduk. Bu da çok yoğun iş gücü ve doğaya daha fazla atık bırakmaktı. MS dedektörler sayesinde belirlenen kantitasyon limitlerine inilebilir oldu. Ekstraksiyon sadeleşti çünkü dedektörün seçiciliği ve sinyal üretme kapasitesi diğer dedektörlere göre daha yüksekti. Günümüzde metodu doğru kurgulanmış bir cihazda tek enjeksiyonda LC-MS'de 400 ve üzeri, GC-MS'de de 200 pestisit kolaylıkla analiz edilebilir. Bakın, sağ üstte 100 ppb seviyesinde hazırlanmış pestisit mixinin LC-MS total iyon kromatografisini görüyoruz. Yaklaşık 500 pestisit 15 dakika içerisinde analiz edilebiliyor. Sağ alttaki ise bir GC-MS'de total iyon kromatografi. Bakın, burada siyah kromatografinin altında kırmızı çok düşük sinyalli bir TIC daha görünüyor. Overlay yapılmış siyah ile kırmızı kromatogramlar aynı viyal üzerinden ardışık İki ayrı metot ile enjeksiyon yapılmış. Aradaki fark ne kadar kuvvetli, değil mi? İşte kullanıcı tarafından metodu doğru ayarlanmamış ve optimum cihaz şartları düzenlenmemiş metot arasındaki fark. Tabii burada cihaz operatörüne optimum cihaz şartlarını tespit etmede çok iş düşüyor. Arkadaşlar,
uzmanlığım boyunca marka ve model olarak birçok cihazla çalıştım ve denemeler yapma fırsatı buldum. Sizlere diyebilirim ki iyi cihaz yoktur. Yalnızca iyi kullanıcı vardır. Belki şöyle bir örnekle de daha iyi açıklayabilirim. Ronaldo'nun giydiği futbol ayakkabısının markasını değiştirsek, Ronaldo'nun futbolu değişir mi? Veya bizler Ronaldo'nun ayakkabılarını giysek, onun gibi futbol oynayabilir miyiz? Arkadaşlar, cihaz firmalarının satış temsilcileri elbette tüm cihazlarının özelliklerini bağlandıra anlatır. Ancak onu kullanacak sizlersiniz. Bunu unutmayın. Tekrarlıyorum. İyi cihaz yoktur. Yalnızca iyi kullanıcı vardır. Evet, gelelim seçim yapma paradoksuna. Arkadaşlar, şemaya ilk baktığımızda yalnızca GC'de ve yalnızca LC'de bakılan pestisitler mevcut. Bu pestisitler için seçim yapmak çok kolay çünkü seçim şansımız yok. Ayrıca görüldüğü üzere pestisit analizlerinde LC-MS-MS cihazı etken madde sayısı olarak her zaman daha fazla yük alıyor. Asıl soru iki kromatografide de, yani burada LC kesişim GC'den bahsediyoruz, analiz edilebilen pestisitler için. Analizimin en güvenilir sonuç vermesi anlamında cihaz seçimim ne olmalı? Peki bu neden önemli? Bu işi baştan çok iyi tasarlamış olmanız gerekiyor. Validasyon sürecinde ve rutin analizde laboratuvar olarak maddi, zamansal ve emeksel kayıplar yaşamamanız için bu önemli. Özellikle polaritesi yüksek suda çözünen pestisitlerin büyük bir kısmı likit kromatografide analiz edilirken, volatilitesi yüksek, kaynama sıcaklığı düşük bileşikler içinse gaz kromatografi tercih edilir. Ancak iki kromatografik ayrımda da sonuç veren aktifler için hangi cihazı seçmemiz gerektiği tam bir mühendisliktir. Burada sinyal gücü, kolondaki pik şekli, kolon yorulmaya başladıktan sonraki sinyal gürültü oranı, diğer bileşiklerle interferansı gibi birçok parametre dikkate alınmalıdır. Örneğin diklorvoz GC-MS-MS'de çok iyi sinyal üretir ancak kolondaki triklorfonun liner içerisinde degradasyonu ile de diklorvoz oluşur. Dolayısıyla kantitasyon için GC'de diklorvoz analizi daima sorunludur. LC-MS-MS'de bakıyorsanız bu sefer de matrix interferansı devreye girer. Örneğin çilek numunelerinde DDVP yanlış pozitif sonuç verdirebilir. Dolayısıyla iki cihazda paralel cross-check şeklinde çalışmak en mantıklısıdır. Özellikle GC-MS-MS'de ortak parçalanma ürünleri olan birbirine yakın alıkonma zamanına sahip analitler çok dikkatli analiz edilmelidir. Pik çözünürlüğü önemli bir parametredir. Burada görüldüğü üzere klorpirifos metil ile paratron metilin parçalanma iyon geçişleri benzerdir. Sadece RT ile ayırabiliriz. Ancak klorpirifos metilin sinyali düşük olan ayrı bir parçalanma ürünü daha vardır ki bu ayırt edici iyonu kullanırsanız asla iki etkini birbirine karıştırarak yanlış pozitif sonuç vermezsiniz. Gerek GC gerek LCD olsun, kolonlar pahalı sarf malzemelerdir. Dolayısıyla her kullanıcı kolonunu analizin en son güven sınırına kadar kullanmak isteyecektir. Özellikle GC'de sonda gelen sentetik piretroidler kolon kanamasının yoğunlaşması ve kolonun ayrımının kabiliyetinde zayıflaması ile birlikte sinyallerini ve pik simetrilerini kaybederler. Bakın burada
aynı kolon üzerinde ilk enjeksiyon ile 2000 enjeksiyon sonrası deltametrin piklerini görüyorsunuz. Eğer kendinize iyi bir GC metodu yazmadıysanız kolon kanaması 200. enjeksiyondan itibaren yakınızı bırakmaz. Her zaman dediğim gibi cihazın optimum sinyal üretme şartlarını bilecek kişi sizlersiniz. Ben 200 enjeksiyonda bir kolonumu değiştirebilirim derseniz sorun yoktur. Eğer değiştirmeyeceğim derseniz iyi bir kolon fırını metodu yazmalısınız. Ya da likit kromatografide deltametrini analiz edebilirsiniz ancak orada da deltametrinin cis ve trans izomerlerini ayırt etmeniz zordur. Bazı analitler bazı matrikslerde ghost peak ve interferans verebilir. Örneğin LCD dazomet klorofili yüksek matrikslerde, GC'de Grayford matriksinde azinfos metil ve azinfos etil yanlış pozitif sonuç vermeye neden olabilir. Böyle durumlarda her iki cihazda da aynı etkenin taranması en mantıklı çözüm olacaktır. Mix'te zamanla stabilitesini yitiren ve degrade olan pestisitlerin dikkatle izlenmesi gerekiyor. Böyle pestisitlerin sinyali düşerken metabolitlerinin sinyali yükselme eğilimindedir. Mix ana stoktan yakın periyotlar ile yenilenmeli. Eğer bu etkenlerden herhangi birine rastlandıysa ayrıca tekli kalibrasyon iğnesi hazırlanıp öyle sonuç verilmelidir. Amitraz, DMA, DMF, DMPF, Kaptanda, THPI, özellikle benomil ve tiofanat metil zamanla ekstraksiyon aşamasında ve cihaz şartlarında karbendazime dönüşmektedir. Bakın burada cihaza 100 ppb seviyesinde benomil enjeksiyonu yapılmış, mobil faz ve source içerisinde degrade olan benomil 16 ppb seviyesinde karbendazim sinyali oluşturmuştur. Eğer bir karbendazim piki gördüyseniz mutlaka tekli kalibrasyon eğrisi hazırlayıp buna göre sonuç vermelisiniz. Bazı pestisitler molekül ağırlıkları tamamen aynı olup izomerik yapıdadırlar. Kütle dedektörü eğer kolonunuz şirel özellikte değilse bunu ayıramaz. Kaldı ki pestisit analizlerinde kullanılan 5MS kolonların böyle bir özelliği de yoktur. Metalaksil, metalaksilam, metaloklor, metaloklor S ve buna benzer birçok pestisitin yalnız biri mix'e konulmalıdır. Hatta S metaloklor ruhsatlı bir pestisit olmasına karşılık metaloklor 2011 yılından bu yana kullanımı yasaklı bir pestisittir. Eğer bu pestisitleri şirel ayrım yapan kolonda analiz yapmıyorsanız toplam olarak raporlamalısınız. Bazı izomerik yapıdaki pestisitler mixin içerisinde birbirlerinin sinyallerini mutlaka yükseltirler. Eğer siz ayrı ayrı izomerleri raporluyorsanız bunun validasyonunu da her bir izomerik yapı için ayrı ayrı yapmalısınız. Örneğin spermetrin buna iyi bir örnektir. Bakın burada spermetrin 4 izomeri alfa, beta, teta, zeta tekli verildiğinde ve mix olarak verildiğinde oluşan pikleri incelediğimizde bazı piklerin birbirleri üzerine geldiğini net olarak görebiliyoruz. Eğer analizinizde alfametrin raporluyorsanız bunu mutlaka ayrı bir kalibrasyon eğrisi çizip onunla sonuç vermelisiniz. Evet, Lab Akademi bünyesinde hazırladığımız gıdalarda pestisit analizi seminerlerimizin ikinci sunumunun sonuna geldik. Serimizin 3. sunumunda görüşmek üzere, sağlık ve huzurla kalın.